Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Angular'da farklı bir konudan bahsedeceğim. Aslında bildiğiniz bir konu ama biraz daha farklı kullanacağız bunu. Şimdi Angular'da biz normalde form oluşturup bunu validation'lar yapabiliyoruz. Şimdi bizim kullanacağımız bu araçla biz birer obje göndererek nesnelerimizi Angular tarafında oluşturup hiç şey kısmına gitmeden, HTML kısmına gitmeden, ön yüz kısmına gitmeden bunları halledeceğiz. Şimdi bunun için ilk olarak bir kere Bootstrap'i indirmemiz gerekiyor. Ardından apicheck adında verdiğimiz bu modülün, yani bu uygulamanın bir JS dosyası, normal bizim Angular dosyamız, yine bu uygulamamızın formula adında bir JS dosyası var. Yine aynı şekilde de Bootstrap JS dosyası var. App.js de benim kullandığım dosya. Şimdi burada bu dosyaları nasıl tayin edeceğinizden bahsedeyim. İlk olarak bu siteye gelerek de mesela burada bu dosyaları elde edebilirsiniz. Burada birçok örnek var. Zaten Angular Formula yazdığınız zaman Google'dan ulaşabilirsiniz. Dokümantasyonuna buradan ulaşabilirsiniz. Buradan örnek formlara bakabilirsiniz. Burada sizin için hazır örnekler bulunmakta arkadaşlar. Buradan da bunları temin edebilirsiniz. Ben şurada bir tane örnekle başladım. Direkt buradaki şu kısımdaki önemli kısmını aldım. Şurada benim için sadece birkaç yeri aldım. Diğerlerini sildim çünkü anlatmak açısından. CSS kısmı zaten boş. Çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Burada ulaşabileceğiniz şu script dosyalarına buradan bunu buraya yazaraktan çok rahat buradan alabilirsiniz. Örnek olarak gösterdim. Şimdi projemize dönelim. Nasıl bir şey yapacağız arkadaşlar? Bizim normalde bir tane formumuz var burada. Ben ne demişim burada? Benim kontrolörümü VM olarak tanımlamışım burada ismini. Ve benim modülümün adı da formula example adını koymuşum. Direkt oradan aldığım için hiç değiştirmedim. Burada submit'im var. Benim ng-submit'im var. ng-submit'ime tıkladığım zaman şu fonksiyon çalışacak. Bu fonksiyon ne veriyor? Bana JSON türünde gelen değerleri burada sunuyor. Ardından ikinci olarak formun adını vermişim ve HTML 5'im bana sağladığı, daha doğrusu browserların sağladığı validation'ları istemediğimi söylüyorum. No validate'le. Ben kendim yapacağımı söylüyorum. Daha sonra, bundan sonra yeni bir formly adında bir direktifle biz bunu bir kapsamının altına alıyoruz. Artık buradan sonra. Diyorum ki benim modellerim view modelden gelecek. Benim alanlarım view'e Fields'dan gelecek. Opsiyonlarım yani değerlerim buradan gelecek ve formlarım da buradan gelecek diye buna belirtiyorum. Gelelim buraya. Şimdi burada neler yapıyoruz? Öncelikle bir kere modülümüze arkadaşlar formly ve bootstrap'i buraya eklememiz gerekiyor. Ardından bir controller oluşturdum. Main controller. Ve buraya da formly version adını inject ettik buraya. Ve ön tarafta çok yük olmaması için bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Scope şeklinde kullanmaktansa çünkü bu yoruyor. Ben artık bu şekilde kullanmaya özen gösteriyorum. Ardından aslında şuraya scope yazsanız da, yani şunu silip şuraya scope yazsanız da aynı işi görecektir ama her zaman bir iletişim halinde olacaktır. Sadece çağırdığınızda kullanmanızı sağlayacaktır bu şekilde kullanmanız. Şimdi VM model diye bir şey oluşturmuşum burada. Ben ne dedim burada az önce? VM modelim buradan gelecek. Burada diyorum ki VM modelim web site adında bir tane benim başlığım var. Ve buna izle ve öğren.com demişim. Bir tane demek ki input'um olacak ve input'umun içinde izle ve öğren yazacak. Bunu nereden biliyorum? Bakın arkadaşlar burada benim bir tane key'im var. Bu key'im bununla ilişkili. Yani aslında ben burada şunu yazdım. Buraya text diyebiliriz. Önemli değil. ng model website. Yani aslında arkadaşlar ben buraya aslında bunu yazmış oldum. Ne ettim? Bir tane input oluşturdum. Input'umun key'i yani aslında ng modeli ne demişim? Website. Bu değeri direkt içine yazacak. Ben burada bu input'uma opsiyon da ekleyebiliyorum. Nedir? Mesela buna bir label eklemek istiyorum ve geliyorum buraya diyorum ki for mesela şöyle bir ID verelim arkadaşlar. ID işte website diyelim.
gelip buraya ben website yazmış gibi olacağım. Şunu da silelim. İşte buraya da website gibi bunu yazmış oldum aslında direkt. Burada bunu yapmış olduk. Ardından mesela ben buraya gelip template'ime bir ekstra bir şey ekleyebilirim. Mesela bir CSS veya bir HTML etiketleri, daha doğrusu direkt template URL de verebilirsiniz. Bu şekilde ne yaptık arkadaşlar? Biz bunu kullanmış olduk. Peki mesela ben input değil de bir select box kullanmak istiyorum. Drop-down. O zaman type'ına select diyorum. Ve ben bunun type'ının ismine ne diyorum? Şehir diyorum. Yine şuradaki gibi. Key'ine. Template option'a yine ismini gözükecek ismine de şehir diyebiliriz. Bu şekilde kullandığımızda arkadaşlar şu sonucu alacağız. Buraya geldiğimizde bakın arkadaşlar web siteniz şuradan geliyor gördüğünüz gibi. Ben buraya x koyalım. Bakın anında değişti. Benim için input oluşturmuştum. Input'umun bakın gelelim buraya incele diyelim. ng modeline bakalım. Nerede bizim ng modelimiz? Evet burada. Bakın arkadaşlar option key'i alıyor burada. Option key'i de biz orada vermiştik website. Website'ın içine de biz bir değer atamıştık. O da buraya yansıdı. Yani bakın gördüğünüz gibi for website 0. Gördüğünüz gibi benim burada id'im var. Form input website 0. Direkt bu şekilde almış oldu arkadaşlar. Burada yine select'i yapmıştık. Select'ten önce bir hr etiketimiz vardı. Bakın hr etiketimiz nerede? Şuradan bulalım. Bakın arkadaşlar hr etiketim de direkt benim şeyden sonra input'umdan sonra direkt geldi. Bir sonraki alanım neydi benim? Select box'tı. Bakın şehir yazdı label'ına. Yine aynı şekilde. Key'ini verdim ve sadece select. Option'ları yok dikkat ederseniz. Çünkü daha option'larını belirtmedim. Ben burada mesela şurayı sildiğimde burayı YouTube yazdığımda şurada datayı şurada datayı JSON olarak aldığım için yani şurada VM modeli alıyorum direkt. VM modelinin içindeki değerleri aldığım için JSON türünde göstermesini söylüyorum. Bakın ben burada submit ettiğim zaman ne geldi bana? Web site'ıma YouTube yazıldığı bu şekilde hızlı bir şekilde gelmiş oldu. Angular'ın Angular Formula olarak kullandığımız bu kütüphanesinde sizin çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Bir sonraki dersimizde daha farklı örneklerle devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.